Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte kartonsan incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden, ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi arkadaşlar, yasal uyarımıza hızlıca bir bakalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk almanıza ve portföy yapınıza uymayabilir arkadaşlar. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şirketin faaliyet konusu kuşe karton üretim ve ticaretidir. Kartonsan karton üretiyor arkadaşlar. Sanayi firması, üretim firması. Bunları söyledikten sonra şimdi son dönem verilerine bir göz atalım, ondan sonra geçelim gerçi. Bir haftalık getirisine baktığımızda şirketin hisse senedinin fiyatı %7,40 değer kaybetmiş. Bir aylık getirisi eksi %3,35 olarak gerçekleşmiş. Yılbaşından itibaren getiri, yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedinin değeri %26,01 düşmüş. 12 aylık getirisi de, bu da şu demek arkadaşlar, 28 Şubat 2020'den 28 Şubat 2021'e kadar, yani günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %351,15 değer kazanmış. Yılbaşından itibaren getiri ve haftalıkta BIST 100'ün gerisinde kalmış, aylık ve yıllıkta daha iyi bir performans sergilemiş. Arkadaşlar, yıl sonları itibariyle biliyorsunuz yıl sonu verileri açıklandı. Yıl sonları itibariyle finansallarını karşılaştırdığımızda 2019'da 2020 Aralık dönemleri anlayacağınız arkadaşlar, 4. çeyrek sonuçları da açıklandı biliyorsunuz. Satışlar %57,2 arttı. Net kar %85,9, öz kaynaklar %25,8 arttı. FAVÖK de %172,3 arttı. Şirket 2019 yılında 15 kuruş, 15,5 kuruş civarı temettü verdi. 2020'de vermedi. 2021 için beklenti 91 kuruş seviyelerinde. Yani 2019'un yaklaşık 6 katı. Hisse başı kâra baktığımızda 2019'da 1 lira 8 kuruşken 2020'de 1 lira 83 kuruşa çıktı. Yaklaşık %80'lik, 75-80'lik bir artış demek bu da. Bunları söyledikten sonra şimdi arkadaşlar oranlarımıza bir göz atalım. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Oranlardan önce şu şeye bir bakalım. Şirket kartına vesaire hızlıca bir göz atalım. Ondan sonra da devam edelim. Şuradan karton diyoruz. Şirket kartı diyoruz. Öncelikle ortaklık yapısı ve iştiraklerine bakalım. Şirketin merkezi Beşiktaş, İstanbul'da arkadaşlar. Ortaklar arasında Pak Holding var. Asil Holding var. Diğer var. Bir de Pak Gıda Üretim var. Burada %34, %24 sırasıyla %21 ve %19 şeklinde sıralanmış. İştirakte 2 adet iştiraki var arkadaşlar. Dönkasan, dönüştürülen atık kağıt, 4 milyonluk sermayesi %100'üne katılmış. Selka İç ve Dış Ticaret AŞ'nde 1 milyon 242 bin 89 liraymış. Onun da %99,37'sine katılmış. Fiyat kazanç oranları, piyasa değeri defter değeri gibi oranlar burada var. Onları ayrıntılı inceleyeceğimiz için şu an bakmıyorum arkadaşlar. Piyasa değeri 5 milyar 302 milyon 500 binmiş. Net satışlar 12 aylık 898 milyon 903 bin 315 lira olarak gerçekleşmiş. Yani piyasa değerinin kaç? 5'te birinden de az. Yani 9, 6'da biri seviyelerinde. Yani ne olursa %15'i, %17'si seviyesinde. Net kârda 137 milyon 264 bin 514 lira olarak gerçekleşmiş. Net kârda net satışların 6'da 1'i seviyelerinde arkadaşlar. O da gene 6'da 7'de 1'i seviyelerinde. Döviz pozisyonuna baktığımızda varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda net döviz pozisyonu 115 milyon 260 bin 115 milyon 260 bin 174 lira. Bu TL'ye çevrilmiş hali arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz zaten TL diye belirtilmiş. Cari oranın yüksek olması istenir. Nitekim 2000 Ya daha doğrusu 3. çeyrekten 4. çeyreğe artmış. 3.91'den 4.14'e çıkmış. Kısa vadeli borçlar bölü toplam borçlar. Bunun da gene küçük olması istenir. Hani bu kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki yerine bakıyoruz. Toplam borçlar biliyorsunuz uzun vadeli borçlarla kısa vadelilerin toplamı. Uzun vadeli borçlar ödeme yükümlülüğü, yani daha doğrusu ödeme vadesi 1 yıldan fazla olduğu için daha rahat. Ama kısa vadeli borçların vadesi maksimum 1 yılla sınırlı. Bu sebeple kısa vadelilerin az, uzun vadelilerin çok olması tercih edilir. Bu oranın küçük olması lazım. 0,84'ten 0,82'ye düşmüş. Olumlu.
Toplam borç bölü toplam aktifler, bunun da gene küçük olması istenir. 0.19'dan 0.18'e düşmüş. Pozitif. Nakit benzeri böyle ortalama genel gider. Bunun da artması beklenir. Nitekim artmış arkadaşlar. 1.71'den 1.78'e çıkmış. Şimdi bunu kapatalım. Hızlıca bir detay bilgilere bakalım. Piyasa değeri az önce bahsettik. 5 milyar 302 milyon 500 bin. Öz sermaye yani defter değeri de 573 milyon 577 bin 218 lira. İkisi arasındaki farkı net karıyla da kaç yılda kapatır? Buna bakıyoruz. 5 milyar 302 milyondan 570 milyon çıkardığımızda 4 milyon 725 bin gibi bir değere ulaşırız. 4 milyon onu da 137 milyona böldüğünüzde 4 milyar pardon arkadaşlar 4 milyar 720 milyon 137 milyona böldüğümüzde kaç yapar arkadaşlar? 137 milyon 5 kere desek 5 demeyelim 4 kere desek kurtarır 4.5 gibi bir şey yapar. Gayet iyi durumda arkadaşlar. Diyecektim ki yanlış söylemişim. Şöyle 137 milyon diğeri 4 milyar arkadaşlar. Bu sebeple önce bir 10'la çarpacağız. 1.3 milyar. Yani 30 yıl gibi bir şey bu kadar büyük arkadaşlar. Olumsuz yanlış söyledim. 30 yıl gibi bir değere ulaşıyoruz. Piyasa değeri, defter değeri birazdan bakacağız. Kağıt Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Onun dışında BIST 100 kağıdı. Endeks kağıdı arkadaşlar. Bunları söyledik. Daha başka. Şuradan ilişkili haberler kısmından KAP bildirimlerine ve şirket analiz raporlarına ulaşabilirsiniz. Biz şimdi direkt bilançolar açıklanmış zaten. Onun üzerinden gidelim. 2019 sonuyla 2020 sonunu karşılaştıracağız. Dönem varlıklar 303 milyon 489 binden 421 milyon 232 421 milyondan 232 bine çıkmış arkadaşlar. Yaklaşık 120 bin liralık bir artış. Bu da %40'a tekabül eder. Duran varlıklar 245 milyondan 277 milyona çıkmış. Yani 30 milyonluk bir artış demek. O da 8'de biri %12,5 demek. Duran varlıklarla dönem varlıkları topladığımızda toplam varlıkları elde ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şarj bittiği için yani bitmek üzereydi. O sebeple videoyu durdurdum. Tam olarak nerede kaldığımızı hatırlamamakla birlikte toplam varlıklardan devam edelim. Toplam varlıklar, dönem varlıklarla duran varlıkların toplamıydı arkadaşlar. 548 milyondan 698 milyona çıkmış. Yaklaşık 150 milyon liralık bir artış söz konusu. Bu da yaklaşık %27-28 gibi bir artış yapar. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımızda 75,5 milyondan 101,5 milyona çıkmış. Yaklaşık işte 25-26 milyonluk bir artış demek. Bu da %34'e tekabül eder. Kısa vadeli borçlar %30 kaç dedik arkadaşlar? 3'te 1'i %33, %34 diyelim. Artmış. Uzun vadeli yükümlülüklere geldiğimizde 17 milyon 271 binden 23 milyon 81 bine çıkmış. 6 milyon liralık yaklaşık bir artış var. Bu da %35'e tekabül eder. Öz kaynaklara bakacak olursak 456 milyondan 573 milyona çıkmış. Burada da 120 milyonluk bir artış demek ki bu da %30 falan yapmıyor. Daha da aşağısında yani yükümlülüklere göre öz kaynaklar bir tık daha az artmış. Ne kadar dedik? 120 dedik. 45 desek yani %25 civarı galiba. 4'te 1'i evet 115. %27 civarı bir artış sağlanmış. Burada arkadaşlar esas faaliyet karı zararına bir bakalım. Bütün kalemlere tek tek bakmıyoruz. Fırsat bulursam bunun da faaliyet raporunu incelemeyi düşünüyorum açıkçası. Ona dönük de bir video çekilebilir. Esas faaliyet karı zararı 90 milyon kardan 161 milyona çıkmış kar arkadaşlar. Yani 71 milyon liralık bir artış demek bu. O da 9'da 7 desek %70-75'lik bir artış demek. Gayet iyi. Dönem kar zararına baktığımızda o da 81 milyondan 137 milyona çıkmış. 57 milyon liralık bir artış söz konusu. %70'e tekabül eder o da aynı şekilde. Bu şekilde. Yani artışlar güzel ama fiyat artışına nazaran daha kısıtlı kalmış arkadaşlar. Yani az önce bahsettik kaç katına çıkmıştı. Hemen bir daha baksak mı? Yani bu son dönem düşmesine rağmen arkadaşlar yıllık getirisi %351'miş. Yani 10 lira ise senedi 45 lira 10 kuruşa çıkmış. Yani birebir
kafa kafaya gitmiyor artışlar. Artış daha fazla olmuş. Ama şeyler de olumlu. Ne deriz? Verileri olumlu. Şimdi bunları kapatalım. Hemen hızlıca bir oranlarına bakalım. Şirketin hisse senedinin döviz bazlı fiyatına baktığımızda 79 dolardan 9.59'a, daha doğrusu 79 dolar 75 sentten 9 dolar 59 sente düşmüş. Gerçi arkadaşlar muhtemelen burada bu Aralık ayındaki bölünmeden sonraki hesaplama yapılmadı. O yüzden buraya yanlış girildi bu şekilde. Yoksa yani 9'da 1'i seviyesinde düşme çok makul değil. O yüzden bu veriyi geçiyorum. Fiyat kazanç oranına baktığımızda bu değerin 10 ve altında olması hisse senedinin ucuz olduğu anlamına gelir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin FK'sı 30,54 iken Kartonsan'ın da 38,63 olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık %20-25'i daha 25 daha fazla. Bu sebeple negatif. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda bu değerin de 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle karşılaştırılır. Sanayinin PDD'si 4.39 iken Kartonsan'ın 9,24 ile 2 katından dahi fazla. Bu sebeple negatif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kâra baktığımızda bunun da 10 ve altında olması genel olarak standart kabul edilir ama dönemsellik arz eder. Her zaman bahsediyoruz. Yani 13-14'e kadar esnetilebilir arkadaşlar. Bulunduğumuz dönem itibariyle. Sektörle de karşılaştırılır. Sektörün 20.45 iken Kartonsan'ın 28.20 ile bunun yaklaşık ne kadar? %40 üzerinde gerçekleşmiş. Bu sebeple negatif. Aynı oran hesaplarken diğer operasyonel gelir ve giderler eklenip hesaplandığında 26.69'a düşmüş bu. Sanayinde 16.57'ymiş. Gene yaklaşık ne kadar fark var? 10. Yani %60-65 fark var. Bu sebeple negatif. Karlılıkla borçluluk şirketin elinden kuvvetli olduğu alanlar arkadaşlar. Yani karlılığı çok yüksek, borçluluğu çok düşük. Normalde %5 ve üzeri karlılık pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sektörün %6,73 iken Kartonsan'ın %22,17 ile 3 katından dahi fazla oluşmuş. Baz aldığımız %5'in de üzerinde haliyle pozitif. Borçluluğa geldiğimizde %85 ve altında borçluluk pozitif kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğunun %61,83 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Kartonsan %17,86 borçlulukla neredeyse 4'te 1 seviyesinde. Bu sebeple bu da pozitif arkadaşlar. Şimdi grafiğimize geçelim. Grafiğimize her zamanki gibi önceki de yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desenformasyon oluşum var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllığı açtığımda logaritmik ölçekte açıyorum. Genel itibariyle borsa kot olmuş. Sert bir yükseliş arkadaşlar. Yani dönem dönem şeyler olmuş. Yani yükselmiş, şurada bir düzeltme gelmiş. Yükselmiş, biraz daha eğim azalmış. Sonra daha bir dikleşmiş gibi şeyler olmuş ama genel itibariyle yükselmiş. Aylıkta baktığımızda genel itibariyle yükseliş trendini korumuş. Haftalıkta yatay yükselmiş. Bir düzeltme gelmiş. Yatayda bir hareket arkadaşlar. Sonra tekrar yükseliş. Şurası Mart dönemi muhtemelen. Pandemi dönemi. Sert düşüş arkadaşlar. Yukarı tepeyi gördükten sonra da şurada artık bariz gözüküyor. Aşağı doğru bir eğilim var. Yani bir düşüşten bahsetmek mümkün. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineere çevirdim. Şurada yatayda gitmiş. Sert yükselmiş. Şurada ikili tepe var gördüğünüz gibi. Sonra aşağı salmış. Sonra tekrar toparlanmış. Şuradaki, bu arada arkadaşlar şuradaki düşüşü biz çok göremedik. Yani 20 liradan nereye? 7 liraya düşmüş. 3'te 1 seviyelerin. Hani grafiğin görünümden sebep bu küçük gözüküyor da şuralar çok fazla şey olduğu için. Yani 20 liraya 70 lira. O yüzden o farkı fark edemedik. Burada tepeye çıktıktan sonra şu şekilde aşağı doğru bir iniş başlamış. Bunun dışında tekrar aylığa dönelim. Ölçeği logaritmeye çevirelim. Bu şekilde. Şimdi yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Yeşil çizgi gördüğünüz gibi genel itibariyle destek olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış. Destek, destek. Sadece şurada 1-2 yerde biraz daha direnç olarak çalışmış. Yer yer kırmızı çizgi, yani 50 günlük hareketli ortalamanın da destek olarak çalıştığını görüyoruz. Fiyat çizgisi üstte, onun altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadede
Liden uzun vadeliye olumlu bir sıralama var arkadaşlar. Bu bilinen, beklenen, istenen pozitif bir durum. Çünkü kısa vadenin en üstte olması istenir arkadaşlar. Doğ teorisi sebebiyle de aynı sonuç geçerli. Burada RSI'ye baktığımızda 68 ile aşırı alımın hemen kıyısında ama aşırı alım bölgesinde değil. Haftalığa geldiğimizde benzer bir görünüm söz konusu. Şurada 20 günlük hareketli ortalama direnç, 50 günlük hareketli ortalama da destek olarak çalışmış. Neredeyse üçü bitişik halde devam etmiş ta ki şuralara kadar. Burada da arkadaşlar şöyle bir aşağı doğru salınımı görüyoruz. Yani şuradan sonra bu hangi tarihmiş? Evet, Aralık 21 Aralık civarı mı? 14 Aralık'tan sonra aşağı doğru hareket başlamış. Günlüğe geliyorum. Dinleyere çevirdim grafik ölçeğini. Burada arkadaşlar tersine bir görünüm var. Üste 50 günlük hareketli ortalama, onun altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında fiyat çizgisi. Yani istenenin tam tersi. Fiyatın kafayı kaldırıp en üste geçmesi lazım. Fiyat en üste geçtiğinde de yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalama da ortaya geçecektir. En altta da kırmızı çizgi kalacaktır. Yani 50 günlük hareketli ortalama. Bu istenen duruma dönmüş olacak ki şu an öyle değil. RSI'ye de baktığımızda 33 ile aşırı satımın kıyısında arkadaşlar. Ramak kalmış yani. 30 ve 6 aşırı satım bölgesi. Şu an 33'lerde. Bu yani belki de dibin geldiğine işaretidir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. RSI'nin bu seviyesi. Şimdi tümünü kaldır diyorum. Sil diyorum daha doğrusu. Hareketli ortalamaları kaldırdık. Günlük inceleme yapacağım için ölçek lineer seçili. Grafik tipinde line yani çizgiden muma çeviriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada şurayı açalım arkadaşlar. Çizeceğiz çünkü. Yatayda bir hareket, sert yükseliş. Tepeyi gördükten sonra da aşağı doğru bir salınım var görüldüğü üzere. Arkadaşlar öncelikle şurayı gösterelim. Bu tepeden aşağı doğru oluşan şu hareket. Buna bir de paralel çizdiğimizde nasıl bir görünüm oluşacak bakalım. Şu şekilde aşağı yönlü bir hareket başlamış. Şimdi bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Öncelikle tümünü sil diyorum. Grafiğimizi bir miktar büyütüyorum. Şu şekilde büyüttüm. Birazcık küçülteceğim. Evet arkadaşlar şu kısım Ekim'den itibaren alacağım. Şunu sadece görmeniz için çiziyorum. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 1-2 uzat şeklinde yaptığımda şu an hemen hemen tam olarak destek üzerinde arkadaşlar. Yani buradan hani dönmesi olumlu kabul edilir. İşlerin yoluna gireceğinin göstergesi olur. Sonrasında da tekrar bakılır arkadaşlar. Fakat buradan aşağı salması biraz daha sıkıntılı bir süreci oluşturacaktır. Bu biraz daha uzun vadeli görünüm. Şimdi asıl mevzuya bakalım arkadaşlar. Şurada alçalan bir takoz oluşmuş. Ona bakacağız. Şurada alalım arkadaşlar. Şunu tıkladım. Trend. Şunu aldım. Şu şekilde uzattım. Tam olarak şuraya değdi. Şunu da bir miktar uzattım. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu şekilde bir görünüm oluştu. Şimdi bir de alt tarafını çizelim onu. Alt tarafı da şuradan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Şunu da isterseniz bir miktar daha uzatalım. Şöyle bir görünüm oluşsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada alçalan bir takoz söz konusu. Normalde kabul gören şudur. Alçalan takozda yön yukarı yani yukarı doğru kırılım gerçekleşir. Şunu bir miktar çekersek şöyle. Evet. Şuradan çizelim. Şuradan itibaren yukarı doğru bir hareket bekleniyor arkadaşlar. Ama ben bu kabullerden ziyade hareketin oluşmasını bekleme taraftarıyım arkadaşlar. Yani alçalanda yukarı kırar, işte yükselen takozda aşağı kırar olayı değil. Burada arkadaşlar bekleyip şunu görmek lazım. Bu tarafa mı gidiyor yoksa şu şekilde aşağı doğru mu yol alacak? Bunu görmekte fayda var. Ama şurada sıkışan alçalan bir takoz var. Bunu görebiliyoruz. Burada bekleyip yön tayini görüp ona göre hareket etmek lazım arkadaşlar. Temel verilerinden ve teknik göstergelerden bahsettik arkadaşlar. Son görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.